Dünyanın en büyük Türkçe kursu açıldı. Eşleriyle birlikte teşekkür ettiler. Hoş geldiniz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'i kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Çok saygıdeğer misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli öğrencilerimiz, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün bu güzel toplantı dolayısıyla bizi bir araya getiren Yunus Emre Enstitüsü'ne, başta değerli Başkanımız olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Bir araya gelmemizi e, mümkün kılan Cenab-ı Allah'a da şükrediyorum. Güzel bir kurumumuzun son derece anlamlı bir toplantısı, tanıtım toplantısı dolayısıyla beraberiz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Yunus Emre Enstitüsü'nün son yıllarda giderek faaliyetlerini genişletmesi, çeşitlendirmesi hem de dünya ölçeğinde çok farklı ülkelerde, bu faaliyetleri yaygınlaştırılması her türlü takdirin üstündedir. Allah bu millete, bu devlete güç verdikçe Yunus Emre Enstitüsü de Türkiye'nin yumuşak gücünün önemli göstergelerinden birisi olarak faaliyetlerini artırarak devam ettirecektir. Müsaade ederseniz dil meselesinden başlamak isterim. Dil, Cenab-ı Allah'ın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra insanlara öğrettiği ilk şeydir. Dil vasıtasıyla insanı yaratılmışların en şereflisi noktasına getirmiş. Dil vasıtasıyla bir kişi, iki kişi olmuş. Dil vasıtasıyla iki kişi küçük topluluklar haline dönmüş. Büyük topluluklar haline gelmiş. Dil üzerinden büyük medeniyetler kurulmuş ve nihayetinde insanlık tarihi içerisinde gelişen insana ait ne varsa esası itibariyle öncelikle Dil vasıtasıyla gelişmeye başlamıştır. Dolayısıyla insanı insan yapan, insanı yırtıcı hayvanlar aleminden ayıran en önemli hususlardan birisi belki de en birincisi dil ile konuşabiliyor ve anlaşabiliyor olma özelliğidir. Eğer aslanla ceylan arasındaki misal gibi son derece kuralsız bir düzen içerisinde yaşamıyorsak bir toplum haline geliyor, aramızda belli bir düzeni kurabiliyor düşündüklerimizi, tahayyül ettiklerimizi, tasavvur ettiklerimizi sanata, eserlere dönüştürebiliyor. Bunları daha sonraki nesillere aktarabiliyorsak bu en başta sözümüzle, yani dilimizle ve daha sonra sözün üzerinde gelişen, kartopu gibi gelişen diğer sanatsal faaliyetlerimizle mümkün oluyor. Binaları konuşabildiğimiz için yapabiliyoruz sanat eserlerini, sazımızı konuşabildiğimiz için dil üzerinden geliştirdiğimiz bir perspektifle yapıyoruz. Dolayısıyla dil insanoğluna bahşedilmiş en önemli nimetlerden birisidir ve bizim için de çok güzel bir dile sahip olmak hakikaten önemli bir övünç vesilesidir. Dil üzerinden Türkçe'de de son derece güzel sözler var. Gönül dil yaresi geçer, gönül yaresi geçmez. Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı. Dil üzerinden o kadar güzel demin arkadaşlar da söylediler ama Abdülvahit miydi bizim Kayserili? Burada mı Abdülvahit? Kayserili Abdülvahit'in dediği gibi Hazreti Mevlana diyor ki insanların anlaşması şu dille değil yani maddi dille değil esasında buradaki dilledir. Herhalde dünyada dili iki anlamda kullanan başka bir lisan yoktur. Türkçe'de dil hem fiziki dil anlamında kullanılır, malum hem de gönül anlamına kullanılır. Dil yaresi geçmez dediği şey de odur. Dolayısıyla biz aslında Türkçe'yi gönülden konuşmayı başarabilen bir milletiz. Ve bizim tarih boyunca irfan medeniyeti dediğimiz, Yunus'u dile getiren, Hz. Mevlana'yı dile getiren, Hacı Bektaş Veli'yi dile getiren, Hacı Bayram Veli'yi dile getiren, Aşıklarımızı ozanları ozanlarımızı dile getiren şey aslında ağız, ağızlarında bulunan bir et parçasından ibaret dil değil, buralarındaki dildir. Yani gönüldür. Bu anlamda biz gönül ehli olan bir dile sahibiz, gönül ehlinin üzerinden gelişen bir medeniyete sahibiz ve bu anlamda da bizim dilimizin bu şekilde dünyada gelişiyor olması aynı zamanda irfan medeniyetimizin de gelişiyor olmasının önemli işaretlerinden birisidir. Değerli dostlar ayrıca şunu ifade etmek isterim. Şimdi yeni nesil teknolojiler diyoruz. Yeni Türkiye'nin yeni nesil kültürel araçlarından birisi, yumuşak güç araçlarından birisi Yunus Emre Enstitüsü'dür. Allah'a şükretmek gerekirse son zamanlarda Türkiye özellikle yeni misyonuna uygun bir şekilde çok sayıda kurum ve kuruluşu ortaya koymuştur. TİKA bunlardan birisidir. AFAD bunlardan birisidir. Kızılay bunlardan birisidir. Yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları. DİTİP bunlardan birer diğerleridir. Dünyanın her yerinde Türkiye'nin yumuşak gücünü kullanabileceğimiz bu araçlar vasıtasıyla hem Türkiye'nin ya olan sevgiyi artırıyor hem de Türkiye'yi dünyanın dört bir tarafındaki dostlarıyla birleştiriyor, bütünleştiriyoruz. Birkaç tane örnek vermek isterim. İki hafta evvel Bangladeş'te İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bakanlar toplantısı vardı. O vesileyle Bangladeş'e geçtik. Arkasından Cox Pazar'a yani Arakan sınırındaki Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı o daracık alana gittik. Sefalet, açlık, Yoksulluk dünyanın birçok yerinde bunları gördük ama ne yazık ki Arakan'da gördüğümü ben bu yaşa kadar dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Sadece yokluk, kıtlık, açlık değil. Hayattan kopmuş olmak, koparılmış olmak ve gerilerinde bıraktıkları o katliam dolayısıyla yaşamış oldukları korku ve maalesef ruhlarında derin bir şekilde iz bıraktığı görülen o büyük bir zulmü insanların yüzünde görmek mümkündü. Bizlere sarılan arakanlı kardeşlerimizin bizi dakikalarca bırakmadan nasıl ağladıklarını gördük. Yaşlı bir hanımefendi eşimin boynuna sarıldı. Böyle dakikalarca herhalde 15-20 dakika kesintisiz hıçkıra hıçkıra ağladı. Ve cebinden bir fotoğraf çıkardı. 30 yaşlarında bir evladı. Affedersiniz. Kafasına sopalarla vurularak öldürülmüş ölü resmini çekmişler beyni dışarıya çıkmış. O vaziyette evladının şehit olan evladını geride bırakarak oralara hicret etmiş olan bir insan. Daracık bir alanda milyonlarca Arakanlı. Bir milyon aşkın Arakanlı. Hepsinin gözlerinde umutsuzluk, korku, açlık, sefalet, çaresizlik. Şunu söyleyebiliriz. Afrika'nın başka ülkelerinde de açlık gördüğümüz oldu. Çaresizlik gördüğümüz oldu. Ama o Arakanlı Müslümanlar daracık bir alanda sanki başka bir dünyada yaşıyormuş gibi ağır bir yükün içerisindeydiler. Şunu bu ağır toplu içerisinde övünerek, sevinerek ve iftiharla ifade etmem gerekir ki orada alanda var olan kuruluşların içerisinde tabir caizse parmakla gösterilecek yegane kuruluşlar bizim Türkiye'nin kuruluşlarıydı. Orada TİKA, Baldök Yala diyebileceğimiz şekilde tertemiz bir mutfakta her gün on binlerce yemek çıkartarak bu garip Müslümanlara hizmet ediyor. Orada Kızılay ve Kızılay'ın mensubu arkadaşlarımız ellerindeki bütün imkanları seferber ederek o insanların yarasına bir yerde merhem olmaya çalışıyor. Orada AFAD kurduğu sahne hastanesiyle doktorlarımız ilk hasta muayenesine de orada çok şükür şahit olduk. Doktorlarımız da orada o hastanede hizmet ederek Sağlık Bakanlığı üzerinden en güzel hizmetleri vermeye çalışıyor. Birçok sivil toplum kuruluşlarımız fedakarca orada o çalışmaları sürdürüyor. Allah'a hamd ettim, Allah'a şükrettim. Böylesine büyük bir milletin ferdi olmaktan dolayı Rabbimize sonsuz şükürler olsun diyerek dua ettim. Şunu söylemek istiyorum. Yeni nesil araçları itibariyle Türkiye dünyanın en zengin, en donanımlı insani ve kültürel diplomasisini yapan ülkelerin başında geliyor. Çok zengin olduğumuz için değil, bütün bunları kasalarımız paralarla dolu olduğu için değil, bunları gönlümüz dolu olduğu için, gönlümüzde insanlık, irfan, hikmet ve ihsan duyguları olduğu için böyle bir milletin kuruluşları olarak bu kuruluşlar vasıtasıyla yapabiliyoruz. Orada insanların, hiç dillerini demin söylediler ya arkadaşlar. Mühim olan dilden anlaşmak değil gönülden anlaşmak. Orada dillerini bilmediğimiz insanlarla, bir kelimelerini bilmediğimiz insanlarla, onların da bir kelime Türkçe bilmediği insanlarla bir araya gelip saatlerimizi orada geçirirken ne kadar yakın anlaştığımızı görmekten dolayı da Allah'a şükrettim. Sanki yıllardır tanıdığımız akrabamız Eşimiz, dostumuz olan insanlarla bir aradaydık. Bir şeyi daha gördüm. O insanların gözünde muazzam bir Türkiye sevgisi, muazzam bir Türkiye sevdası var. Bunları ortaya koyan bu kuruluşlarımızın her birisine Allah kuvvet versin. Bu ülkeye, bu millete kuvvet versin ve bu yumuşak güç unsurlarımızı daha iyi kullanabilme imkanımızı Cenab-ı Allah nasip etsin. Bir başka örnek Sudan'a gitmiştik. Başkanımız da vardı arkadaşlarla beraber. Sudan'da Yunus Emre Enstitüsü'nün açılışını yapmışlar ama resmi açılışını biz yaptık. Oradaki 3000'e yakın zannediyorum öğrenci Türkçe kursu almak için sırada bekliyor. Güzel bir bina, güzel bir bahçede orada bir tören yaptık. Sahnede Türkçe konuşan az evvel izlediğimiz kardeşlerimiz gibi Türkçe konuşan kardeşlerimizin Türkçe konuşurken gözlerindeki o parı, parıltıyı da unutamıyorum. Mesela Sümeyye diye bir kızımız vardı, genç bir kız. Sonra o mektubu Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdı. Biz de onu Cumhurbaşkanımıza e, tevdi ettik. O genç kızımızın Türkçe konuşurken sadece tırnak içerisinde yabancı bir dili konuşuyor olmanın vermiş olduğu hazla değil, sevdiği bir ülkenin, takdir ettiği bir milletin diliyle konuşuyor olmanın verdiği bir hazla konuştuğunu gördüm. Bu her türlü gücün, her türlü imkanın üstünde fevkalade değerli bir şeydir. Yine aynı şekilde dünyanın dört bir tarafında Yunus Emre ensünün faaliyetlerine katılan öğrencilerle konuştuğumuzda, orada örneğin Fas'ta, örneğin Budapest'te, örneğin Balkan ülkelerinde, orada Yunus Emre'nin sınıflarını ziyaret ettiğimizde o öğrencilerle ister başlangıç safhasında olsun ister daha ileri düzeyde Türkçe konuşsunlar o Türkçe soru sorduğumuzda cevap verirken gözlerindeki parıltılar bizim için çok önemlidir ve çok önemli bir güç kaynağıdır. İşte biz Türkiye olarak bir taraftan güçlü ve büyük Türkiye olmak bakımından elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Hani ülkelerin gücünü Hard power soft power diye ayırıyorlar ya. O sert güç, ekonomi, asker gücü, silah gücü vesaire. Bunlar bir şeydir ama çok şey değildir. Esas güç yumuşak güçtür. Yumuşak güce sahip olmak bakımından dünyada bizim kadar avantajlı başka bir ülkenin olmadığını büyük bir iddiayla ve büyük bir onurla söyleyebilirim. Çünkü dünyanın her yerinde ayak izlerimiz vardır. Dünyanın her yerinde asırlar boyunca bir türlü tanıştığımız, asırlar boyunca sadece kardeş, sadece Müslümanlarsa din kardeşi, Müslüman değillerse de insan kardeşi olarak kardeşlik ilişkisi geliştirdiğimiz yüz milyonlarca insan vardır. Arakan'ı bugün, bugün bütün dünya sadece gazeteler üstünden, dergiler üstünden, televizyonlar vasıtasıyla tanırken biz Arakan'ı senelerdir bir asır öncesinden tanıyoruz. Arakan birçok yer için yabancı bir ülke içi iken bizim için Arakanlılar dostlarımız, kardeşlerimizdir. Bildiğiniz gibi Birinci Dünya Harbi sırasında Filistin cephesinde esir düşen 2000'e yakın subay ve öğretmenimiz İngilizler tarafından önce Hindistan'a götürülmüş, arkasından bugünkü Myanmar toprakları dediğimiz Arakanlı Müslümanların olduğu yere yerleştirilmiş orada yaşamışlar hatta orada Osmanlıca dergi çıkarmışlar ve orada hepsi şehit olmuşlardır. Arakan'da bundan 3 sene evvel hiç kimsenin giremediği zulümlerin devam ettiği dönemde orada gidip o şehitliğimizi yeniden onarıp açabilen ülkede Türkiye'dir. Bizim buradan 7-8 bin kilometre doğuda Arakan'da ilişkimiz vardır. Dostlarımız vardır. Orada ayak izlerimiz vardır. Gelin Avrupa'ya. Yine hayatımdaki en önemli anılarımdan birisidir. Çoğunuzun bildiğini zannediyorum. Bosna Hersek'teki Haziran ayının 3. pazar günü yapılan Ayvazya'da şenlikleri. Tam savaş sonrasıydı biz gittiğimizde. Boşnaklar yeni bağımsızlıklarına kavuşmuşlardı. Oraya gittiğimizde öğle namazı, reisülülema namazı kıldırıyor. Arkadan yabancı misafirler bizleri bir yere aldılar. Önümüzden de bütün köyler ve kasabalardan gelen boşnak kardeşlerimiz bir geçit resmi yapıyorlar. Kimisi yürüyerek geçiyor, kimisi at sırtında. Kimisinin elinde o zambaklı Bosna'nın özgür bayrağı. Kimisinin elinde Bosna'nın bugünkü bayrağı. Kimisinin elinde Osmanlı'nın üç hilali, kimisinin elinde bizde de Anadolu'da hala bazı köylerde vardır. Minberlerde asılı durur. O sancaklardan birisi kimisinin elinde de bugünkü ay yıldızlı Türkiye bayrağımız. Arkadaşlar orada şunu söyledim. Dünyanın hiçbir ülkesi Boşnak halkının eline kendi ülkesinin bayrağını vererek Öyle bir geçit resminde yürümelerini asla sağlayamaz. Dünyanın en büyük silahlı gücüne sahip, en gelişmiş ordularına sahip olan ülkesi neresi ise diyelim Amerika Birleşik Devletleri mi? Bir tane Boşnak vatandaşın eline Amerikan bayrağını vererek orada Ayvaz deşenliklerinde yürütemez. Dünyada böyle bol bol kasaları petrodolarlarla dolu hangi ülkesi? O ülkenin bayrağını verin Boşnakların eline ne verirseniz verin Boşnak bayrağını alıp yola çıkmaz. Ama o insanlar Türkiye'nin bayrağını bugünkü ay yıldızlı bayrağını kendilerinin bir parçası olarak görüyor. Kendi özgürlüklerinin bir remzi, bir sembolü olarak görüyor ve onunla birlikte sokağa çıkarak ins insanlar o bayraklarla gösteri yapabiliyor. Sevgili kardeşlerim bu Allah'ın bize büyük bir lütfu ve aynı zamanda yüklediği büyük bir sorumluluktur. Yine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla Sudan, Çat ve Tunus ziyaretlerimiz oldu. Orada insanların Türkiye'ye Türk bayrağının remzinde, onun şahsında, onun manevi kimliğinde Türkiye'ye gösterdikleri desteği ve hayranlığı görmekte her türlü, Takdirin her türlü övgünün üstündedir. Nereye giderseniz gidin. Nijeri, e, Senegal'e, Nijerya'ya, Sudan'a, Güney Afrika'ya nereye giderseniz gidin, bizim gönül dilimizle asırlardır yaklaştığımız insanların bugün de bizim gönül dilimizle köprü kurmaya hazır olduklarını görüyoruz. Bir hatıramı daha müsaade ederseniz anlatayım. Bende çok iz bırakmış olan bir hatıradır. Herhalde dört beş sene oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan. Nijer'e gitmiştik. Nijer dünyanın en büyük zenginliklerine sahip ama emperyalistlerin en fakir bıraktığı ülkelerden birisi. Dillerini zorla konuşturuyorlar. Ama eminim ki o insanların hiçbirisi o emperyalist dillerinin, emperyalist ülkelerin dilini konuşurken huzurla, keyifle o dili konuşmuyorlar. Ama orada Yunus Emre Enstitüsü'nün okulunda üç cümle Türkçe'yi konuşan büyük bir keyifle o Türkçe'yi konuşuyor. Orada Tuarek bölgesi, Nijer'in e, Niyame'in başkent, Niyame'in 450 kilometre kuzeydoğusu. Perşembe günüydü hiç unutmuyorum. Cumhurbaşkanımızı ziyarete heyet geldi. O bölgenin adı İstanbul Leva. İstanbul'dan gelenlerin memleketi demek. Hikayesi şu uzun bir hikaye. Osmanlı zamanında oradan heyet payitahta gelmiş. Padişah da oradan İstanbul'dan bir grup insanı Nijer'e göndermiş. Onlar orada yerleşmişler. Onlar orada işte sanatı geliştirmişler, halkla bütünleşmişler vesaire. Ve orada İstanbul Eva diye bir yer var. Biz o görüşmede gözyaşlarımızı tutamadık. Hakikaten çok duygulu bir sahneydi. Ancak şunu söylediler. Cumhurbaşkanımızı ertesi gün Cuma. Dediler ki Cuma namazına davet ediyoruz. Yol yok, iz yok. Yolları izler de niye yapmadıklarını da biliyoruz. Sömürde çaldıkları mallar fazla görünmesin diye fazla da yol falan yapmamışlar. Bütün Afrika'yı bilenleriniz Afrika'nın hemen hemen her yeri böyledir zengin bölgelere yol götürmezler ki oradaki zenginliklerin nasıl çalındığına millet şahit olmasın. Yol iz yok. Gideceğiz. Şunu söylediler. De gitmek mümkün değil. Uzun bir mesafe. Dediler ki biz hala cuma hutbelerini Osmanlı Sultanı adına, Türkiye adına okuturuz. Değerli kardeşlerim, dünyada bu kadar büyük bir gücü olan, yumuşak gücü olan, bu kadar gönül dili üzerinden sevgi ve sempati biriktirmiş olan başka bir millet yoktur. Tsunami olduktan sonra Aceh Sumatra'ya gitmiştik. Oradaki hatıralarımı da hiç unutamam. O insanlar ta İskenderi Muda zamanından itibaren kalan Osmanlı hayranlıklarını günlük lisanlarına nakşetmişler. Osmanlı en zor şartlarda Hint seferleriyle oradaki halkı Müslüman olsun, Budist olsun, Hindu olsun, oradaki halkı Hollandalılardan, Portekizlilerden ve diğerlerinin emperyalist baskılarından kurtarmak için oraya gitmiş. Onlara günlük hayatlarını idame ettirebilmeleri için her türlü sanatı öğretebilecek demircilikten at ve diğer sanatlara kadar öğretebilecek ustalar götürmüş. Onlar da orada yerleşmişler. Günlük lisanın içerisine girmiş çok sayıda Türkçe lisanı, kelimenin olduğunu ifade etmek isterim. Özellikle yönetimle ilgili vali, efendim, hükümdar, hüküm, mahkeme gibi yönetimle ilgili birçok e, kelimenin Türkçe olduğunu da günlük lisanda kullanılan bazı terimlerinde Türkçe olduğunu görmekten memnuniyet duydum. Yine aynı şekilde zannediyorum bu binada misafir oluyor. Makedonya'nın Sayın Devlet Başkanı İvanoviç değerli bir Türkiye dostudur. Bir Osmanlı hayranıdır. Ve aynen şunu söyler birçok uluslararası platformda da. Dünyanın şimdiye kadar gelmiş geçmiş en başarılı yönetim sistemi Osmanlı'nın millet sistemidir. Ben 4-5 sene evvel Valandova'daki bir toplantı Sayın Ivanov için e, kendi memleketi TİKA'nın oradaki bir programı dolayısıyla gitmiştik. Oradaki bir konuşmasında bugün konuşulan dilde Makedonca'da komşu kapıcık diye bir terim olduğunu ondan öğrendim. Birçok yerde de konuştu. Hala Türkçe olarak komşu kapıcık kelimesi Makedon lisanında kullanılıyor. Şu demekmiş, aynı sokakta yan yana evlerde oturan, dinleri, dilleri, etnik yapıları farklı olan, diyelim Ortodoksların, Katoliklerin, Bektaşilerin, Sünnilerin, Türklerin ve diğerlerinin komşuların birbirlerine ana kapıdan, ön kapıdan girmeleri ayıp telakki edilirmiş. Aranızda Makedonyalı varsa bunu bilecektir. Komşular birbirlerine nispeten daha küçük olan, eğilerek girdikleri, tıklatarak girdikleri bahçe kapıları üzerinden girerlermiş ve onun için komşu kapıcık diye bir tabir var, bugün hala kullanılıyor. Örnekleri uzatabiliriz. Kısaca söylemek istediğim şudur. Dili gönülle birleştirerek gönülden konuşmayı başarabilen ve dünyanın her yerinde güzel Türkçemiz üzerinden asırlar boyunca gönül dilini bir şekilde geliştiren bir milletin çocuklarıyız. Bugün yeni nesil kültürel diplomasi araçlarımızdan birisi olarak Yunus Emre Enstitümüzün faaliyetlerini iftiharla izliyoruz. Daha da ileriye gitmesi için gayret sarf ediyoruz. Bizim için Tabiri caizse en iyisini yaptığımızı zannettiğimiz iş bile işin sonu değildir. En iyiden daha iyisi vardır. En iyisini yapmak için gayret sarf edeceğiz. Arkadaşlarımız fedakarca çalışmalarını sürdürüyorlar. Daha da gayretli bir şekilde çalışacağız ve dünyanın her yerinde güzel Türkçemizi gönül köprüsünün bir aracı olarak yeniden canlandıracağız. Demin ifade edildi çok memnun oldum. Bu portal üzerinden 500 bine yakın öyle yanılmıyorsam insan eee bu işe müracaat etme noktasında bu büyük bir şey. Eee bu lisan köprülerini artıracağız. Yine dünyanın başka yerlerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün kurumlarını, kuruluşlarını açacağız. Şimdi bir Latin Amerika, Uzak Doğu Asya oralarda Yunus Emre'nin görünür olmasını temin edeceğiz. Ve inşallah dünyanın birçok yerinde gönül dostlarımız gönül diliyle yaklaştıkları Türkiye'ye, sevdayla sevgiyle baktıkları, göz bebekleri gibi korudukları Türkiye'ye dillerini de, beşeri anlamdaki dillerini de yani lisanlarını da öğrenerek onların yanı başında kardeşleri ve dostları olarak var olmaya devam edecekler. Ben bu vesileyle Türkçe öğretim portalı, bu portal lafının da demin başkana söylüyordum, bu portal lafının da bir Türkçesini bularak İnşallah Türkçe eğitim portalını bir şekilde yaygınlaştırıp çok daha fazla sayıda insanımızın, insan kardeşlerimizin ve Müslüman kardeşlerimizin güzel Türkçemize vakıf olmalarını sağlamak mümkün olur diye düşünüyorum. Demin arkadaşlarımızı görünce Abdülvahit Kazakistanlı arkadaşımız Alex de burada tam karşımda Alex de. Evet, hepsi burada. Bu arkadaşlarımız örnekleri olarak gördüğümüz kardeşlerimiz. Türkiye'de dünyanın dört bir tarafında okuyan, Türkçe'yi çok güzel öğrenmiş değerli evlatlarımız, kardeşlerimiz. Onlar da bizim ailemizin bir parçası, milletimizin bir parçası. Türkiye'de yaşamaya devam ederlerse baş göz üstüne ama biz isteriz ki onlar kendi ülkelerinde Türkiye'nin bir parçası olarak çok başarılı, çok güçlü insanlar olarak yaşasınlar. Yine dünyanın birçok yerine gittiğimizde kaldığımız otellerde böyle arkadaşlarımız, dostlarımız geliyor. Sevinçten çok seviniyoruz. Diyorlar ki biz burada Türkiye Mezunları Derneğini kurduk. Gelip bizimle beraber işte bir sohbet eder misiniz? Bunlar da son derece sevindirici şeyler. Türkiye kabuklarını kırdıkça, Türkiye kendi kökleri üzerinde yükseldikçe, Türkiye'de devletle millet kaynaşması sağlamlaştıkça, Türkiye güçlü büyük bir Türkiye olma istikametinde yoluna devam ettikçe Türkiye'nin bu anlamda dostlarıyla, kendi hinterlantıyla da ilişkisini çok daha fazla kuvvetlendirmesi mümkün oluyor. Ha bunu yaparken şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin bu alanda güçlenmesinden rahatsız olan, hadi daha hafif bir tabiriyle söyleyeyim, çok da memnun olmayan çevrelerin varlığından da haberdarız. Onlar da bundan çok fazla memnun olacak değillerdir. İşte onlar da zaten yapacaklarını yapıyorlar. Türkiye'nin maddi olarak güçlenmesinin mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin yumuşak gücünün de daha ileriye gitmesinden geçtiğini bilenler, Türkiye'nin kendi ile arasındaki ilişkiyi bozmak için de ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Yıllardır Türkiye'nin başına terör örgütlerinin bela edilmesi, Türkiye'nin bölgedeki diğer kardeşleriyle, Türkiye sınırları dışındaki kardeşleriyle arasındaki ilişkiyi koparmak için ortaya konulmuş olan tam manasıyla vekalet savaşlarının gücü olarak kullanılan araçlardan birisidir. Bazı büyük güçler klasik emperyalizm döneminde baskıyı, zulmü, işgali kullanıyorlardı. Şimdi neo emperyalizm döneminde ne de güzel bir isim vekalet savaşları sözde yani güzel derken sözde vekalet savaşları gibi çok kibar bir isimle yani silahlı terör gruplarını kullanarak bu coğrafyada, bu bölgede, dünyanın birçok yerlerinde yeni emperyal politikalarını uygulamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin yıllardır Asalay'la ve ardından PKK ile ve DAEŞ'la bu kadar çok uğraştırılmasının temel sebebi Türkiye'nin büyük ve güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam etmemesi olduğu kadar Türkiye'nin bölgedeki Arap kardeşleriyle, Kürt kardeşleriyle, Efendim e, Farisi kardeşleriyle diğer bölgedeki Müslüman ve gayrimüslim unsurlarla dostluk kurmasını önlemek içindir. Eğer bugün Suriye vekalet savaşları üzerinden paramparça hale getirildiyse, eğer Irak yönetilemez bir hale getirildiyse, tesadüfen gelmiş değil, planlı, hesaplı bir vekalet savaşları zinciri sonucu bu hale gelmiştir, getirilmiştir. Burada birçok amaç var. Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler birbirleriyle kanlı bıçaklı hale gelsinler. Aralarındaki köp komşu kapıcıklar ila nihaye kapansın diye bu savaşlar icat edilmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, hiç şüpheniz olmasın ki bu vekalet savaşlarının önemli nedenlerinden birisi, Türkiye'nin bölge ülkelerine, şimdi düşünün, Suriye'de sizi DAEŞ'le, ve PKK PYD ile bloke edecek. Bizim o sınırın altında 100 milyonlarca kardeşimiz var. Suriye'de, Ürdün'de, Filistin'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Yemen'de, Afrika kıtasına kadar giden 100 milyonlarca kardeşimiz var. Bu vekalet savaşları, PYD'nin silahlandırılmasının arkasındaki temel unsurlardan birisi Türkiye'nin güneyiyle ilişkisini kesmek, İslam dünyasına Türkiye'nin komşu kapıcığını ila nihaya kapatmaktır. Bu oyunu bozacağız. Her zaman yumuşak güçle oyun bozulmuyorsa biz yumuşak gücümüzü de kullanarak sert gücümüzle bu oyunu bozacağız ve emperyalistlerin bölgede oyun kurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Onun için şu anda Suriye'de devam eden savaş başkalarının on binlerce kilometre öteden gelerek bu coğrafyada vekilleri üzerinden güç devşirme sevdasında olanların niyetleri aksine Türkiye'nin bölgede barışı, esenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi memleketlerine dönmesini sağlamak için yürüttüğü bir operasyondur. Eninde sonunda Allah'ın izniyle PYD'de, YPG'de, PKK'da her kimisi bunların hepsine diz çöktürülecektir. DAEŞ'e ve diğerlerine diz çöktürülecektir. Bu coğrafyada Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler, Müslümanlar, gayrimüslimler, bütün bu coğrafyanın halkları bir arada birlik içerisinde olacaktır. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli kardeşlerim, büyük oyunu görmezsek oyunun teferruatı içerisinde çözüm geliştirmemiz mümkün olmaz. Çok net söylüyorum. Siyasetçi lafını biraz eğer büker ben eğmeden bükmeden açık söylüyorum. Bu coğrafyada diyelim Suriye ve Irak politikası. Bu coğrafyada bazı güçlerin bölge dışından bazı emperyal güçlerin ulusal çıkarları bölgenin mümkün olduğu kadar bölünmesi, parçalanmasından yanadır. Yani etnik olarak bölünmesinden, mezhebi meşrebi olarak bölünmesinden, siyasi olarak bölünmesinden yanadır. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'nin milli çıkarı ise bu coğrafyadaki bütün unsurların daha fazla birleşmesi, daha fazla bütünleşmesi, daha fazla dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesinden yanadır. Bu bugün böyledir. Osmanlı'nın son döneminde de böyleydi. Bu Osmanlı yıkıldıktan sonra Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri de böyleydi. Bu birinci Saispiko ilan edilmeden evvel de böyleydi. Şimdi ikinci Saispiko ilan edildikten sonra da böyledir. Buna bu ülke müsaade etmeyecektir. Bu coğrafyanın bütün ülkelerdeki insanlar hepsi bizim kardeşlerimizdir. Hepsiyle aynı gönül dilini konuşuyoruz. Hepsiyle bir şekilde anlaşıyoruz. Güzel Türkçemizin, Türkçemizin oluşturduğu gönül dilinin, onun oluşturduğu irfan medeniyetinin iklimi bütün neo emperyal politikaları aşacak Türkler Araplar, Kürtler, Farisiler ve diğer bütün etnik unsurlar bu coğrafyada kıyamete kadar birlikte barış içinde yaşamayı başaracaklardır. Sadece bu coğrafyada değil, dünyanın her yerindeki gönül dostlarımıza da dilimizle, yumuşak gücümüzle, yardım elimizle, merhametimizle, dostluğumuzla, ihsanımızla, kardeşliğimizle ve insanlığımızla uzanacağız ve inşallah hep beraber bütün insanlık alemi olarak zulme karşı ayakta duracak ve inşallah zalimlere geçit vermeyeceğiz. Ben bu vesileyle Türkçemizin hizmetkarı, güzel dilimizin, güzel gönül dilimizin hizmetkarı Yunus Emre Enstitüsü'ne yürekten teşekkür ediyorum. Allah güçlerini, kuvvetlerini, imkanlarını artırsın. Önlerindeki zor görünen işleri kolaylaştırsın. Önlerindeki yokuş gibi görünen işleri düzlüğe eriştirsin diyor. Hepinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bütün dostlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde tüm dünyada 100 bin kullanıcıya ulaşan Türkçe öğretim portalinin kullanıcıları arasında en yüksek puanı alan arkadaşlarımız şu an aramızdalar. Kosova'dan Mineta Aljimovic ve Mısır'dan Maide İbrahim El Said Hasan. Alkışlarınızla sahneye geliyorlar. Ben çok seviyorum Türkçe. Ben geldim Kosova. Kosova'dan geldim. diyoruz elbet alkışlarınızla. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. <laughs>